Peki şimdi geniz akıntısına geçebiliriz artık. Evet, geniz akıntısı. Geniz akıntısını, geniz eti hemen dilcin arkasında üst tarafta küçük bir beze. Bu beze kulaktan boğaza açılan östaki borusu ve bu sinüslerden boğaza açılan noktada çok önemli fonksiyonları var. Bu bir lenf nodülü aslında. Ne yapıyor? Lökositler üretiyor. Zararlı maddeye karşı. Zararlı madde nedir? Almış olduğumuz havanın içerisinde bakteri, virüs ve mantarlar nereye gidiyor? Burada içerideki sinüslerde tüysüz hücreler var. Bunlar tutabildiğini tutuyor. Tutamadığı nereye gidiyor? Geniz etine geliyor. Geniz etinin olduğu yerde biraz daralma var. Hava buradan giderken. Bunların üretmiş olduğu lökositler zararlı maddeyi yani mikrobu yok ediyor. Çok özel bir sistem. Fakat zamanla sürekli bir yoğunluk olursa, sinüslerde iltihaplanma olursa, geniz eti de iltihaplanabilir, şişebilir. Geniz eti iltihaplanırsa, östaki borusundan mikroplar orta kulağa çıkar, orta kulak iltihaplanması olur. Geniz etindeki iltihap veya şişmesi, enfeksiyon kapması faranjiti tetikler. Hatta diş ağrısını vesaire yani kana karışır, bütün vücuda mikroplardan koruyan bir noktayken mikropların yayıldığı bir nokta odak haline gelebilir. Çok tehlikeli olabilir. sinüsler çok çok önemli. Almış olduğumuz havayı nemlendiriyor. Havanın içindeki tozu, toprağı vesaireyi zararsız hale getiriyor. Ayar veriyor. Sıcaksa soğutuyor, soğuksa ısıtıyor. İçerisindeki mikropları öldürüyor. Tozu kendine bağlıyor. Sinüslerin üzerinde sümüksüz süngerimsi bir sümük var zaten. Sümüksüz süngerimsi diyorum. Bir insanın sinüsleri takriben bir bardak dolusu sümük üretir. Bu sümük antibiyotik gibidir. Doğal. Vücudun kendi salgılamış olduğu. Kulak da aynı şekilde kulak kiri üretir. Bu da aynı şekilde bitkisel antibiyotik gibi. Doğal antibiyotikler zararlı mikroplara karşı. Mikrop kaptığı zaman tehlikeli olur. Bunun için ne yapmak gerekir? İşte burada eğer ki enfeksiyon kapmışsa ıtır, Afrika ıtırı, oğul otu, kekik, adaçayı gibi bitkilerin ekstraklarından oluşan güzel formüller geliştirdi. Genellikle küçük çocuklarda çok gözükür. Tabii ki çocukların kapsül yutması,